çok küçükken başladı dertlerim üstüme geldi ve kaçmadım. Herkesi iyi birisi sandım, aklıma gelmedi kötü oldukları. Katlanıp her şeyi içime atınca inat yapıp bekledim. Nedeni yoktu tabi, sapıtmıştım. Güvenimi mey bana babam alıştırdı. Ben de gidip de anama sarılmıştım. Anlatayım size neden bu denli sevgiyle bu aşkla denize bağlıyım. Yerine farklı kız koyamadım asla. Birkaç kez denedim gerizekalıyım. Ki benim el attığım her şeyde biraz sen vardın. Bana çekilen aşkın ızdırabı kaldı. Şimdi dinle bunu ve anla. Beni de yak gelir her hafta. 8. sınıfa başladım. Sınıfta Deniz adında bir kız vardı. İlk görüşte hoşlandım, sevdim ve de bir hayli kıskandım. Ben cesaret dolu bir çocuktum, oysa ki onu görene kadar ayıkmazdım. İyice hırslandım, gidip duygularımı önüne serecektim, yadırgandım. Bir gün bir dostum dedi ki öyle kuru kuru olmaz, gidip hediye falan ver. Hediye falan dertti bana, param yok, daha küçüğüm de ileriye bakan. Derdi ki bu çocuk hırslı, istediğini alır uğraşır, yani dişi diştir. Madem öyle hediye lazım, para bulmak için gidip bir işe girdim. Bir cuma günü tam işimi bitirdim, kapıdan içeriye Deniz girdi. Beni sevindirdi fakat o başka bir sebepten ötürü gelmiş. Gerilmiştim ona da, neden buradasın dediğimde güldü. Sonra dedi ki can babam nerede, ben kafam yerde. Bir şekilde içeri gittim, utandım, dedim ki sabah gelmez o. Ona hediye alacağım paranın babasından çıkması garip olaydı. Hani kolaydı lan aş beş işleri, sürekli acı çekip panik olandım. Ama o gün bir cesaret patladı, volta atar gibi bir ileri bir geri gidiyordum. Hediye ve çiçekle karşısına geçtim ve sonunda dedim ki seni seviyorum. En güvendiği çalışanı bendim, söyledim kızını sevdiğimi. Ve de ona hediyeler almak için çalışıp da onca çaba gösterdiğimi. Anlamıştı zaten ve dedi ki bana anlıyorum bu konudaki netliğini. Ben de tekrar teşekkür ettim kızınızı bana emanet ettiğiniz için. Bunun üzerine birkaç hafta geçti, ben garip oldum. Hastalandım meraklanan kız arkadaşım dedi ki bir doktora gidelim, ilaç cezar sırf üzülmesin diye de gitmiştim peşinden. İnat yapar hırs yapar kaçardım hastane ortamlarından, sonra da saçmalardı. Ama iki gün sonra da şehir dışına çıkması gerekiyordu tüm ailesiyle. Ben hastaydım hala gitme dedim, olmaz dedi. Ve feda edince ben tüm cümlelerimi gitmemesi için, tamam lan gitmeyeceğim dedi ki bizde kalacaktı. Dörtte çalan bir telefon tüm gecemizi berbat edince tabi şaşırdım, hatta polis vardı. Dedi ki evladım sen kimsin? Ben Deniz'in erkek arkadaşıyım, gecenin bu saatinde sen kimsin? Beni iyi dinle bir bak şimdi dedi ve sözüne gerilerek devam etti. Seferihisar'da bir trafik kazası sonucu o kızın ailesi vefat etti. Hay amına koyayım, Deniz uyuyordu bir bilsen, kendimi çok zor tutuyordum. Ona nasıl anlatacağımı da kuruyordum kafamda. Deniz uyandı ve de söyledim, ağlama çığlıklarını da duyuyordum. Bu nasıl bir hayat dersi lan, şans her defada kaderin ağlarını üstüme atıp da hayatımın amına koyuyordum. Ailesi yoktu artık onun ama benden başka ben her şeyiydim. Bir yandan acı verip bir yandan mutluluktu. Bu da bana gerçeğin hiç değişmeyeceğini sanıp her geç hissiyatı kullanmak da bir dert değildi. Tabi hayatımızın sonuna kadar beraberiz dedik de bak neredeyiz biz. Olgunlaştım geliştim, okulu bırakıp bir işe girdim. Çünkü biz evleneceğiz lan demiştik. O dönem Türkiye'nin coğrafyasından da daha çok denize sahiptim. Onu sade dörtte üçü denizle kaplı, benim her tarafım tenisti. 2 sene geçti, bizde kalıyorduk, bir sıkıntımız da yoktu çok şükür. Annesi ve babası gibiydim, her zaman yanındaydım da. Çok küçük yaşta vefat edince kaybetti her şeyi. O mutluyken bile gözleri dolu, babamdan görmediğim baba şefkatini Deniz'e gösteriyordum. Ben işe giderdim, o yemek yapardı, evde de sürekli sebep arardık. Sarılmak için evde, eve geç kalma, erkenden gel, sen hep tamam mı deyince tabi beni mutlu ediyordu. Yeni imkanlar yaratıyordum, beni görmek için evde can atıyordu. Kalbi küçük sade, ben sığabiliyordum. 3. senemizdi, bir gece yorgun argın döndüm eve ve keyif yoktu. Kapıyı çaldım, annem açtı, boşuna arama dedi ve evde Deniz yoktu. Ben de merak edip de sordum, nerede bu kız, evde iyice köpürmüştü. Deniz'in öz abisi gelip de kızı İstanbul'lara götürmüştü. 2 ay geçti, haber aldım anda, valizimi toplayıp İstanbul'a gittim. Abisi her gün dövüp de soruyormuş kıza kim lan bu can. Ve insaf duyandı, yok dediğinize bir de artık güvenmek. Ah ne kadar zor geliyordur onun için, bir de abisi ayarlamış kıza üvey anne baba. Sabrım kalmadı artık yeter dedim, Deniz'le İzmir'e kaçtık.
gizli falandı. Yine de olsun beraberdik. Kilitli kalan korkulara da sahiptik. Fakat amacımız hiçbir zaman kötü değildi. Bizi canlı halde ayıramazlardı da kader toprağa bir ölüme zincir vurdu. Dört meşe evden çıkmadık, aslına bakarsan bayağı bir sapıttık. Çünkü tedirgindim, abisi gelir diye denizi tekrar kaçırdım. Olacak gibi değil, bulamıyordum oradan aklımı, iyice ne kaçırdım. Hastanelerde yattım onca ay ve kimseler demedi ki hiç nasılsın. Ben hala daha bulamadım seni, İstanbul seni aldı benden. Bir yardım el verme sandım her yerde, dertlemezsemse sırıtma. Ben korsanlar kadar çaresiz ve de bir o kadar da tutsam hala. Sen daha gönlümde yaşayan özgür bir deniz kızıysan. Yağmur ve rüzgarları.